Olsun. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum ama. Teşekkürler Salatus, hoş geldin. Bomba transfer istiyor Cengiz. Bir arkadaş Cengiz'in şeyini atmış. Oyuncu şey kısmına atacağım onu. Oyuncu öneri kısmına atacağım onu. Gelişmiş Liverpool'a transfer olmuş. Baya böyle. Gitmiş yani. Alo. Ay, şimdiki. Aha, önemli maç. Direkt maça gireceğiz biz şimdi. Hadi bakalım. Hah, geldim. Heh, Ege. Dur konuş bir bakayım. Ben konuşuyorum. Nasıl geliyor şu an sesim? Tamam. Ben kendi kulaklığımdan kısıyorum. Valla pek açmak taraftarı değildim. Saturated man. Senin ismin neydi yoksak ya? Herkes beni bekliyormuş herhalde ya. Hoş geldiniz dostlar, sağ olun. Aha, Burcu Esmer mi? Bandırma'da Burcu Esmer adında fizyoterapist mi var gerçekten? Şu an düşündüm yani. Aha, portaya dikkat etmiş demiştim. Bakalım. Genç oyunculara yazık olur şimdi. Boş ver. Real Madrid Marsilya, biz Porto'yla. Hadi bakalım. Reyes güzel gitmiş değil mi? Reis bayağı iyi gitmiş. Bir şey değil mi? Ben biraz daha tutsam daha da iyi giderdi o. Aa, Nicola Maras. Oha, Taha. Taha diyorum. Onur Maras'a bak. Burcu Esmes. Maras'a baksana, Nicola Maras benim aldığım. Bayağı gelişmiş Bayağı bence ya. gelişmiş. Efsane olmuş. İyi. Alabiliyorsak Esmer'i. Alabiliyoruz ama şeyimiz dolu. Ha, Kadromuz dolu ya. ben de Lisbon almıştı orada. Madem gösterdi. Bu takı fakadın eli değmeli. Lukasjevic. Asıl bendeki profiline baksana. Atıyorum. Kimin? Daha mı iyi? Kamarasın. Çok daha iyi. What the fuck ya. Bir tane fizyoterapist yollayalım, bari alalım. Sizi mi kıracağım? 12 fizyoterapisti varmış. Dur bakayım, 21 yaş altı fizyoterapisti kötü var mı? Osman Köylü ne? 7 fizyoterapi. Kov. Alın size Burcu, geliyor. Ya Burcu ya istifa et. Bayağı iyiymiş Maras ya. Benim o kariyerde ne geliştirmiştim. Gruptaki diğer maçta Real Madrid Marsilya'yı 2-0 yenmiş. Hadi bakalım. Bu çok kilit bir maç bizim için. Abi seneye benim stoperleri çok temiz dövecekler ya. Ha, benimki de çok farklı. Yani senin de aynıymış. Benim Ozan Markoviç olacak. Senin de Ertuğrul. Ozan Markoviç bir şey değil mi? Ozan iyi. Hiç yoktan. Mahsun oynatma lütfen. Tamam, oynatmıyorum. Jason yerine Gunnarsson'la başlasak mı? Gunnarsson'la başlayacağım. Hadi bakalım. Porto. Porto. Yeni facecam'imiz nasıl? Daha iyisini yapacağız inşallah. Şimdili giderden. FM'de o zaman, yo, bu sene bayağı düşürmüşler. Önceki senelerde çok daha iyiydi. Ben size söyleyeyim. Önceki senelerde çok daha iyiydi o zaman. Geçen Sanki sene o gelişimi kötülüğüne kısıtlıdır rağmen ya. iyiydi. Şu an ya gelişim kısıtlanmıştır. Gizli özellikleri bir şey olmuştur. İlla bir şey olmuştur. Ayda. İyi, Harun tuttu. Porto'yu bilmiyorum ya. Bu tarz ters takımlarla ben hiçbir zaman yıldızım barışmadı.
İnşallah barışır. Bak bak Trezeguet'e bak. Abi Markovic de böyle top sürmeli işte yani. Gunnarsson basar durur yormaz o yüzden. Aynen o yüzden Gunnarsson'u koydum. Jason'a emin olamıyorum ya. O zaman. Baraka da güzel oldu. Baraka'nın bonservisini alırız ha. Paqueta. Malcolm ah be. Üçte sıfır isabet. Gene isabette sıkıntı başladı. Alex Telles satmışlar herhalde. Theo Hernandez var. Trotta. Satmışlardır da ucuza mı yapıyorlardı Paqueta. ya? Paqueta ne yaptın ya? Ha gidip kendisi koydu santraya topu. Paqueta. Yedide sıfır isabet ne? Emre Belözoğlu. Çok pozisyon kaçırdık ya. Bir de isabetimiz kötü. Kevin Campbell. Yedik. Alex Telles atmış. Taç direkt gol pozisyonu oldu da olmadı. Ya bir maç çok iyi oynuyorken bir maç böyle kötü oynayabiliyoruz işte. Alex Telles'i ofansif orta solda oynatıyorlarmış oğlum. Yeni gördüm. Ha. Burcu Esmer'i aldık ya oğlum. Verdik teklifi yani. Şöyle bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım. Burcu olsa bu maçı üst oynardı. Abi o zaten adamların kadrosu da çok iyi ya. Aa Malcolm. Ya gene direkt bizim şu frikikler gol olacak inşallah. Maçtan önce bir fizyoterapi uygulardı. Hepsi CR7 gibi şut çekerdi. Malcolm. Direkt gene direkt Allah kahretsin ya. Ben nedir çektiğim direklerden? Paqueta. Vurma. Ha öyle olur. Real Madrid sol bekini kiralamış mı, almış mı? Kiralık canım. Almaya imkan vermiyordum çünkü. Sana çok dayandım be Malcolm. Hani geçen maçı yaptıkların için dayandım tamamen ama. Paqueta öldü. Gunnarsson dursun. Geçen maç iki tane ki o driplingle gol attırdın da. Markovic. Markovic'den dripling görmüyorum abi. Yok. Penaltı. Vallahi penaltı. Hadi bakalım. Tır Trotta'yı attı. sormuşuz. Evet. Penaltısı iyi. Ha yok, İngilizce diyordun ya, iyi diyor, ondandır. He şey. Trotta son maçta hat-trick yaptı ya oğlum. O performans streak'i kesmiyoruz. Valbuena'yı kesmiyoruz yani. Şey, Valbuena yok ama hani anladın sen. Anladım. Ozan. Elif. Aa Elif o, abi şu şutun mantığı ne? Hani plase mi vuruyor da böyle kötü yavaş kalıyor. Gücüm yetersiz. Ha, Fabio Martins çok güzel. Abi, bu maç döner. Elif. Elif yaz bunu. Elif. 2-1. Elif Elmas. Trotta. Elif harbi kız gibi vurdu. Bunu da çok teknik vurdu şimdi. Hay, Trott da sakatlandı. Üç değişikliği yaptık. Oğlum forvet, iki forvetim var la. Eyvah eyvah Trott da. Abi Vinicius Junior da kiralamışlar adamlar. Yok artık. Real Madrid'i kiralasanız. Yendik valla. Gene çevirdik Onur maçı. Hop sezon başından beri biz kaç maçı çevirdik? 17'de 8 isabet beyler. İlk yarıda 7'de 0 isabetimiz vardı. İkinci yarı 17'de 8 isabet. Ve ben ilk yarıda ki kadroyu koruyarak çıktım ikinci yarıya genel olarak. Real Madrid'in pilot takımı. Güzel oldu ya. Bak sene başından beri çevirdiğimiz maçlara gidiyorum. Trabzon maçı 1.
Kasımpaşa maçı 2. Bakıyoruz sonra. Sivas'ı çevirmedik. Bunları çevirmedik. Bir de Porto. 3 maç çevirmişiz oynadığımız şu kadar maçta. Zaten kaç maç oynadık? 4, 5, 7 maçta 3 maç çevirmişiz. Geriden gelip. Bu da tamamen hücum oynuyoruz diye. Büyük ihtimal. Trot'ta 7 hafta, 8 hafta. Üzdün beni şu an Reis ya. İngiliz'e tek forvetimiz. Hadi ho. Paco Eta'yla çıkarız artık. Defans oyuncuları çok genç. Az büyüsünler yemezsin herhalde. Defans oyuncuları evet. Defansımız şeydi. Sağlam defans değil diyelim. Elif maçın adamı ama 3 tane hata yapmış mesela Onur. Ne yapmış hata olarak? He, top kaybı la 3 hata dediği de. Top kaybı ya. Top kaybıymış ya. Top kaybını hata sayması üzücü ki. Yani top kaybı dediği birebirdeki kayıp değil mi? Pas hatası falan da mı sayıyor acaba? Pas da olabilir ya. Emre mi? Neyse kuzenimin adı falan Emre olduğu için sıkıntı yok. Gerçektekine yorum yapmayalım ya. Sonunda çıkamayız biz buradan. Sonunda çıkamayız biz buradan. Celutska Uğur. Şimdi Trabzon'la oynayacağız. Antrenmanları yapmış. Aynen yapmışız zaten şu an. Volkan'a ne oldu? Altyapı sorumlusu gözüküyor. Sen niye altyapı sorumlusun oğlum? Kaleci antrenörü profili çok iyiydi bu adamın. Ne oldu buna? Çöp olmuş. Beşiktaş transfer yaptı mı? Valla iyi gidiyorlar ligde bakalım. Transferlerine bakmıştım galiba. Adem Lajic zaten bilerek yapılmış bir transfer. Ali Pour'u aldılar. Ricardo Kişna var. Bu Dekarlı var. Ben aldım ya. Nekarlin'i güzel stoper. Fredrik Venancio var. Bu da stoper. Callum Hudson'u kiraladılar Chelsea'den. Hoş. Deniz Türüç'ü aldılar. Eren Derdiyo aldılar bedava. Aziz Behiç. Enes sağlık. Güzel transferler yine yapay zekaya göre. Gayet güzel. Satışlar da iyi. Galatasaray ne yaptıydı? €5.75 milyon harcamış ya şey Erzurum. Rize'de €2.6 milyon falan harcamış yani. Galatasaray bayağı hiç para harcamadı resmen. Wilfried Bony kiralık, Nicolas Castillo kiralık, Pasalic kiralık, Sansone, Cornelius, Erdal Rakip kiralık. Tek para verdikleri Didier Ndong oldu. Ona da çok para vermediler. 800 bin euro. Güzel transferler yine ya. Güzel. Satıştan da Rodriguez'den iyi para kazandılar. İyi bir para kazanmadılar ama para kazandılar. Bayağı kelepire gitmiş adam. Castillo kanat değil miydi? Forvet olmuş oyunda. Gerçekte de mi forvet oldu? Bir ara serbest kalırdı da herkes şey yapardı ya. Mecburiyetten artık. Yani 2-3 Trabzon şey 4-5 büyük gene iyi oynak yani. Mantıken iyi transferler. Trabzon ev, Göztepe deplasman.
Umut Bozok. Yiğitan. Jason da kötü oynamış. Antrenman raporunu. Benim imot gol imotu mu yapsak bana ya? Ankaragücü'ne bakalım. Ankaragücü de iyi başladı ligi. 3,8 milyon euro harcamışlar. Üf. Nazarov'a çok para bayılmışlar abi. Çok bayılmışsınız be. İyi de oyuncu değilmiş yani. Böyle transferleri. Hoş geldin. Burcu Esmer'imiz geldi. Çıkmıyor Burcu Esmer diye biri. Real'de baktım da. Aleykümselam Alp Topalak, hoş geldin. Forlan mı? Kaç yaşında? Yaşıyor mu? Şu Trabzon maçını izleyip kaçayım. Okey. Taktik sistemi, antrenman sistemi kökten değişti Alp. Tamamen değişti. Antrenman mantığı aynı gene de tabii. Yapılabilecek şeyler değişti yani. 39 yaşından. Hey maşallah. Genç yetenek. İngilizce'yi koyduk. Hadi bakalım. Martins'le başlayalım. Sağ kanat Markovic. Burayı Jason. Pakiota değil de Ferdi ile başlayacağım. Okay'ı oynatalım. Okay bayağı şey kaldı. Hasan'ı koy. Sadık. Atınç. Bir de Şener. Bir de Berk. Oh, ilk 11 tamamen değiştik şu an. Bayağı farklı ilk 11 ve rakip Trabzon. Yanılmayız inşallah. 18'de kurtarın diye bulmuştum. Bayağı iyiydi. Hala iyi. Gerçekte de iyi. Maçın Kadıköy'de olmasına güveniyoruz. Umarım sıkıntı çıkmaz. Çok rotasyon. Trabzon yener. Hadi bakalım. Tek korkum Markovic ya. O bindirmeleri yaparsa Markovic biz alabiliriz maçı. Ama yapmıyor. Şener. Şener çevirdi İngiliz'e. 1-0. Roberto İngiliz'e. Bekler çok güzel çizgi iniyor ya bu seride. Şener'in öyle çok indiğini görmedim işte. Ben daha çok kanatlarım inmişti. Barış'tan gördüm. Biliyorum Ömer Faruk Beyaz 1 Ekim tarihinde kadar oyunda 16 yaş, gerçekten de 16 yaşına gelemediği için Türk şey oyunun kurallarını şey yapmıyor. Geçmemiş oluyor kuralları. Yaşından dolayı eleniyor. Çok da iyi yapmamaları lazım Ömer'e, bilmiyorum ki. Ömer Faruk Beyaz bizim altyapıdaki iyi çocuk diye övülen biri. Yani çok övdüler de hiç izlemedim ben. Markovic. Baksana Onur, Markovic hiç yani. Top alıp sürmüşlüğünü görmedim. Sıfır. Hep pas. Ha, Markovic gol attı abi. Beklentisi var. Ben öyle oyuncuları daha çok seviyorum aslında ya. Ne bileyim, hani o hızlanmaya top sürse.
Bizde NDI abi topu kapıyor sallamanın önünde 80 metre falan sürüyordu ya kaleye gidene kadar. Malcolm sürdü diye Galatasaray maçında onu gördün orada. Aynen Nasıl onu sürmüştü gördüm ha? ya. Markovic'te o yetenek var onun için dedim. Bayağı biliyorsun Recep Niyazi Sarıçam inşallah olmaz. Bu arada Trabzon şu Envakame nasıl yapılı gözüküyor oyunda ya. Atınç ne yaptın Atınç ya? Ah Jose Sosa attı. Mustafa Kapı'nın farklı bir şey vardı galiba ya. Oyun başında 15 yaşındaydı ama. Oyun başında 15, 1 Ekim'e kadar 16 yaşına geliyor. Aynen 8 Ağustos'ta Heh. 16 oluyor. Bak Ömer Faruk 1 Ekim geçtikten sonra hala olamıyor. O yüzden. Mevzu o yani. Aynı mevzu şey de olmuştu ya zamanında Odegaard'a. Hı. O da patladı herhalde ya. Odegaard oynar ya. Trezeguet. Aa direkten döndü. Gene direkten döndü. Bu ne lan? Bizim oyuncuların hepsi ceza sahası dışında. Artık kaleyi görür görmez şut çekmeye başladılar diyor Trabzon'a. Okay ne yaptın Okay? O neydi Okay? Ekim Kasım olayıyla alakası olur mu? Olacağını sanmıyorum. Bu oyun 14 yaşında Freddy adı gördü. Ya bilmiyorum o kadarını ben. İşte orada yazılan oydu. 11'de 11 rotasyon ve galibiyet. Kasımpaşa'da Galatasaray berabere kalmış. Ya işte biz yazılan o. Onu diyorum. Bize söyleme. Gidip resmi Türkiye araştırma forumunda isteğini dile getirebilirsin ama eklenmeyecektir yani. Eklenmeyecek dediklerse. Bu Barış Yiğit benim yıldızı iyice düştü lan. Sağ kanat vardı ya altyapıdan çıkan. Onun profili iyice düştü. Yıldızı. Ya zaten 5 yıldızlıysa genelde boş çıkıyor ya. Sandberg alt takımda oynuyor mu bari oynasın. Şimdi Sandberk 3. İyi. stoper değil mi ya sende? İyi geceler kardeşim görüşürüz. İyi. Alt takımda kanka kiralayamadım. Yabancı Aynen. sınırı olduğu için. İkinci senedeyiz nedim ya. Bu Cengiz'in golü güzel. Robles dil kursun tamamlandı. Aşırı dile gönder. Beşiktaş Antep Belediye. Bu şey de iyi oluyormuş Muhammed Gümüşkaya. Lina fotoğrafa göre. Hepsinin üstüne düşmek lazım işte abi. Evet. Sene başında bu olayı yapamıyorsun biraz. Oyunun ilk başlarında. Ya Bursa'da mesela düzenli oynamışlardır. O yüzden onda gelişmiştir. O müdahale etmemiş ya oyuncuya zaten. Beşiktaş 3-0 yendi. Beşiktaş arkamızda hemen. İki beraberliği var ama. Valla Galatasaray'da sıkıntı çekti. Canım çıktı takımı adam edene kadar bütçe yok ne kadar sağ o kadar para var. Valla 3 sene istediğim gibi bence takım kurdum. Hep şu GSV'nin takım diyor. Beşiktaş'ın ilk sene sonunda hemen FFP kalkıyor. Nedim
Galatasaray'ın 5. sezon kalkıyor galiba FFP. Galiba. O olaya O ilk emin 4 sezon değil. sıfır bütçe harika ya. Aynen. Bizim altyapı da genelde bayağı kaç senedir şampiyon oluyordu. Anca eklemeye akıl ettilerdi. Abi Almiron'u 5'e aldım. 9.25'e satıyorum. 6 ay falan olmadı daha geleli. Güzel. Sol kanattan nerede? Daha bütçe göremedik 3 sezon oldu. Bizim kaç bilmiyorum. Bizim normalde bu sene bitiyor olması lazım. Bakayım Fenerbahçe FFP. Aşağı anlaşması. -17'de bitiyor yazıyor. Biz kaça girdik? Yani yok pardon 16-17 değil. Kaçtayız biz şu an? 19-20'ye girdik değil mi? Sezonu. Aynen. 19-20. 17-18'de geçerli işte. 19-20. 18-19 sezonunda sınırlandırma sona eriyormuş normalde. Yani önümüzdeki sene kalkacak benim büyük ihtimal. Bu sezon sonu. Zaten şu an bile 7 milyon euro bütçe yaptığım için. Her türlü sıfırlanıyor Salatus. Hani o bütçeyi o mesaj gelmeden önce harcaman lazım. Şey Aynen mesajı. bende sıfırlandı ya. 2 milyon falan kalmıştı. Gitti sıfır kaldı sonra. Aynen. Geleceğim mi ta Discord'a? Damlayabilirsin. Geleceğim diyordun. Sizinki uzun Nedim. Sizin kariyer çok sarar. O kariyerler bence. Ama çok keyifli ya, aynen. Bence de saracak gibi. Galatasaray saray yani. Tamamdır kanki. Robles gelişiyor. Barış Alıcı ilk 11'de oynamak istiyorum diyor. Ben azından Barış diyor sen de ya. Ben de İsmail Çipe dedi. Neden 11 oynayamıyorum diye. Discord muhabbet, sohbet. Herkesin buluşabileceği toplu bir ortam. Şunları paylaşsana. Taner abi bizi hostlamış. Teşekkürler abi. Amaçsız da hostlamış diye onu unuttum bak. En iyisi Nedim ya. Hem para harcamamış oluyorsun. Biz Pakuyatay'ı denemek istedik. Onur'la ikimiz. Onur dedi kıyalım parayı alalım. En yüksek verdiğimiz para o şu an. Şu an onun dışında hep kar yani. Pakuyatay'a da prim verdik Pakuyata da zaten. kar gibi ya. Uzun vadede o adamdan kar edilir yani. Edelim bir zahmet ya. Çağrı'ya mı kastediyorum Mehmetçe? Çağrı'ya genelde bizim tanıdık insanlara yöneliyorum ben. Konuştuğum arkadaşları falan. Hem muhabbet olsun çünkü müzik açamıyoruz bu yayınlarda YouTube'a aktardığım için bölüm bölüm. O yüzden. Göztepe deplasmanı. Para var da sana yok işte.